Merhaba diyerek başlayalım Erdal abi sen bana merhaba ben sana merhaba <laughs> hoş geldin hoş geldin böyle öyle başlayalım. Kim geldi? Hayırlı olsun Hayırlısı. yeni programımız biraz daha böyle senin güzel bir tabirin vardır bir topa basalım dersin hem evet. futbola dair hem hayata evet. dair e, bir topa da basma adına da aslında keyif alarak konuşacağımız bir program olur diye düşünüyorum. Sen çay içmiyorsun o olsun. Evet yani ben de gastrit problemi olduğu için Var. çay biraz da. ama sen de çok içiyorsun bu coğrafyayla da ilgili herhalde biraz. <laughs> Anlatırım birazdan. Trabzon'u hatıralarım. Trabzon'daydı. Tamam ya. tamam. Çaylı Ama iyi. önce Beşiktaş'tan başladım. başlayalım. Başlayalım. Valla starttaydım. Atmosferi iyi. Yani Ama çok şu... kıskanıyorum ya. Ben Avrupa'da oynayan <laughs> takımları acayip kıskanıyorum. Ciddi söylüyorum ya ben. Ee... ben. hiçbir şeyi onun kadar kıskanmam ya. Acayip kıskanıyorum. İşte Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın şey, şöyle bir avantajı var. Galatasaray ve Trabzon'un avantajı gitti. Avantaj dediğim şöyle bir keyfi var yani. ya. Oturuyorsun, sohbetini yapıyorsun. Sonra yürüyerek stada gidiyorsun. Yani çarşıda bu evet. çok 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 kıymetli bir şey. Güzel. Yani. Onu güzel, da çok kıskanıyorum. Güzel. Yani, yani bu, bu bahçeliler de öyle. kültürü yaşatmak önemli. önemli. Zaten hani bir ara Beşiktaş orada mı yapsın, dışarıda mı yapsın yani Çok sabitçiler var evet. Yani her ne kadar uluslararası bir kulüp olsa da bunlar bir süre sonra yine o semt dediğin şeyi o başka bir şey. o, o, o hisse başka hissetmek şey. güzel. Maçtan bir girelim abi. Yani beklentim benim açık söyleyeyim bu yönde değildi. Yani Sporting Lisbon'a karşılık e, skor olarak da karşılık verebileceğini düşünüyordum Beşiktaş'ın. Düşün. Böyle de başladı maç ama e, bir şey net görüldü ya. Yani savurganlıkla yani savurgan oyun. bir bakışla oyunla net oyun, disiplinli Aşk. oyun, düzenli oyun Aradaki farkı göründü. Başlamış. Öteki burada yetiyor yani. Rakip baskı altına alıyorsun. Evet. Hoca da biraz soyut kavram üzerinden konuştu. Bu Kısmet benim mi? çok hoşuma gitmedi. Yani şeyde de demişti bunu sakatlıklarda. Ya bu oyun şimdi şu ses geliyor değil mi oynarken? Temaslı oyun yani. Evet. Böyle kavaldan gelir bu ses. Feliciz. Bu elle tutulan bir oyundur futbol. Doğru. Bunu soyut kavramlar üzerinden açıkladığımız zaman belki gerçekliği de kaçırırız. Öbür yarına dahi iki maça da sıkıntı olabilir bu. Ya şey. da şöyle diyelim. Ben ben ya da sen taraftar açıklayabilir soyut. Ya kısmetsizlikler. Ama hoca böyle bakmayacak. Umarım bize böyle diyordur. Yani öyle yani bak. Önce böyle. Umarım, umarım. Hocalar böyle, böyle bakmayacak. Biz bakacağız. Evet. Ya yani biz kısmetle açıklayacağız oyunu. Yani o golü atsaydık diyeceğiz. Ee, o ilk girdiğimiz pozisyonu biz atsaydık işin rengi değişecek diyeceğiz. Evet. Kafasından seken top niye oraya gitti ki diyeceğiz, değil mi? Yani o top evet. oraya gitmese hiçbir şey olmayacaktı diyeceğiz. Ama hoca öyle bakmayacak. Yani çünkü dünkü oyunda takım disiplininden tut, yerleşme, hücuma çıkmaktan, yani bu bu kelimeyi sevmiyorum ama evet, makas gittikçe açılıyor ve bunun parayla falan ilgisi yok. Yani parayla ilgili olan kısmı başka. Paris Saint-Germain'le oynarken dersin ki bunun parayla ilgisi var. Yani diğer maçlarda görüyoruz ki parayla falan ilgisi yok yani. Yani şimdi Yağar Fenerbahçe'nin oynayacağı maça biz tereddüt etmemeliyiz normalde değil mi? Evet. Yani buradaki maç için de oradaki evet. maçta tereddüt etmemeliydik yani. Trabzonspor Molde ile eşleştiğinde ben tedirgin olmamalıydım yani. Molde nedir ki? Ya? Roma anlarım. Roma ile eşleşin ama yani bu salt parayla açıklanacak bir şey değil. Yani üzgünüm teknik adamlarımız, yöneticilerimiz kusura bakmasınlar. Bu aradaki fark salt parayla... Ile açıklanacak bir şey değil. Onun adını koyalım yani. Ve bir şey daha söyleyeyim. Hmm. Ben de sonra bir Artık bir yerimizi belir belirleyelim yani. Bizim de yerimiz, bizim takımlarımız, büyük takımlarımızın ve diğer Avrupa'ya katılacak takımlarımızın yeri ne yazık ki UEFA Avrupa Ligi yani. Kabul edelim Hı. bunu. Ve önce bir bu, bu, şu anda burası. Önce bir yerimizi belirleyelim yani. Kimle aşık atacağımıza bir karar verelim. Ondan sonra burayı nasıl, bu yeri nasıl değiştiririz? Onun üzerine konuşalım ama. Evet. Ya makas açılıyor da şimdi abi bak makas Inter'le açılıyor desen tamam kabul zaten baştan kabul edeceğim. Küçümsemek anlamıyla asla söylemiyorum da yani Beşiktaş kadrosu yatırımı maaşları Sporting Lisbon'la makasın açılıyor olması zoruna gidiyor insan. Tabii. Bak yayından önce de konuştuk. Olympiakos'un gelip Kadıköy'de 3 tane atması normal bir şey değildi. Bizim 4-5 sene önce bunu atamazdı Olympiakos burada. En azından beklentimiz oldu. Tabii yani Sporting Lisbon'a bu kadar tabii, rahat tabii, yenilmezdi tabii, Beşiktaş. Tabii, 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 tabii. Ama borçlar arttı ama takım bütçeleri geri gelmedi ki. Yani bizde tabii, küçülme tabii, tabii, olmadı tabii, ki. Tabii, küçülme tabii, olmamasına rağmen makasın açılıyor olması bizim yerel rekabeti çok fazla önemsememizden kaynaklandığını düşünüyorum. Aynen öyle. Ben daha önce bir şey söylemiştim. Üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi 3 sene yani korkarım o ki önümüzdeki 2 3 sene daha bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki zirvemiz Şenol Hoca'nın Beşiktaş. Bir daha o şeyi evet. önümüzdeki 3 sene daha kadar Gence. görmeyeceğiz. Bonso senede zor da yani. Şey diyor ya bazen kim bir futbolcu demişti bazen öyle şeyler yaşarsınız ki yaşarken bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamazsınız yani Beşiktaş'ın o öyleymiş demek yani. Ne kadar önemli bir şey yaptığını şimdi anlıyoruz yani. Evet. Geldiğimiz noktada bugün bir tweet okudum şöyle diyordu genç bir arkadaş ismini unuttum kusura bakmasın. Yani şunu kabul edelim artık bizim bir takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde aldığı bir galibiyet bile çok önemli yani. artık bu noktaya geldik bunun adını doğru koyalım yani. İşte. Bu bir tesadüf olamaz Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Başakşehir'in yaşadıkları bu, bu tesadüf şans bilmem ne değil. Buradan hani doğru yer belirlemek lazım. Bunun yolu da şu anda Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı, biraz Fenerbahçe'nin ama tam anlamıyla Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı gibi geliyor bana. Yani Genç kadrolar kurup 3 yıl falan o kadroyla oynamak başka şey yok bunun yani öteki türlü evet. öyle pansuman tedbir al onu kiralık oraya gelsin o burada işe yarıyor burada seni götürüyor ama ötekinin çok uzun süreli tekrara ihtiyacı var gibi görünüyor. Peki o zaman şey de gelsin Avrupa ligi seviyesine hatta konferans ligi seviyesine hoca maaşları da gelsin. Bravo, bravo, bravo. O, oyun, oyuncu maaşları da gelsin, aynen. bütçeler de gelsin. Aynen, Bizim aynen. bütçelerimiz aşağı mı geliyor ki aynen, aynen. maaşlar aynen, aynen. konusunda? Aynen. Doğru, 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 doğru Biz futbol aynen. seviyemizi aynen. şampiyonlar liginden yüzde aşağıya çekiyoruz. Özellikle. Özellikle. Öte yandan evet rekabet dediğin şey diğeriyle yani Olmaz ölçülerek olmaz. tabii. tabii, tabii diğeri bu diğeri yerel olarak çok önemli. Tabii ki Trabzon Fenerbahçe Beşiktaş Karşı, aralarındaki yaptığı maçlar ertesi gün okula gittiğinde bu çok önemlidir. İşe geldiğinde çok önemlidir. Türbünde kızdırmak çok önemlidir. Çok önemli ve keyiflidir, güzeldir. Ama bunu biz tam merkezimize koyduğumuz zaman yani bunu sanki tek unsuruymuş, var oluşumuzun tek unsuruymuş gibi futbolda koyduğumuz zaman bize Sporting, Olympiakos bu mağlubiyetler ya zaten biz oraya ya değiliz. Değiliz oraya göre değiliz. Bu biraz da kabullenmeye Doğru. dönüyor. Yani psikolojik Doğru. olarak biz bunu kabullenirsek Doğru. Doğru. o yüzden buradan bir çıkış lazım. Ya hiç değilse işte bir üçüncülük olmalıydı mesela Beşiktaş'ın. Işte evet. Yani buradan bir üçüncülük evet. sonra devam etme. Galatasaray'ın yıllardır Galatasaray'ın haklı olarak övündüğü şey üçüncülükle geldi ve o üçüncülüğe giden süreç de sene senede oldu. Yani evet. Şampiyonlar Ligi'nde grupta üçüncü oldu. Sonra Avrupa Ligi'ne o zaman UEFA Kupasıydı galiba adı. Ona devam etti ki o da dört senelik bir süreç yani. Ben bir bakmıştım ona. 96 97'de başladı o kadro Fatih Terim'le. 97'deki kadrodan toplam kadroda 16 kişi vefa kupasını alırken hala takımda. Ya bu bize aslında ne olması gerektiğini doğru evet. anlatıyor bize bence. Bir sene sonra peki o kupadan bir sene sonra Dağıldı. o takımın hani dağılma dediğin şeyde gittiği noktalara bakalım tabii tabii, oyuncuların. Hepsi, hepsi Avrupa'ya Belki o günün böyle bon servis sözleşme durumu bugünler gibi değildi. Mesela tamam. bugün o yaşansa tabii, tabii. E düşünüyor. ihya olursun. Tabii, bravo. Gahsa i̇hya olur. Evet, doğru planlansa, sözleşmeler doğru ayarlansa herif oradan evet, evet, evet. doğru bonservis alınsaydı Galatasaray ihya olurdu. Çok doğru. E şimdi dün mesela oyuncu tercih üzerinden gidelim. Rıdvan konusunda ben bu konuyu çok önemsiyorum. Ersin Rıdvan gibi. Mesela hep Trabzonspor için bir dönem konuşuyorduk. Abdülkadir ille de diyorduk ki nedir Avrupa vitrininde evet, bir, çıksın bir çıksın bu çocuk. Evet. Yani orada bir olsun. İşte Monaco maçında bir 25 metre yapsın. Bir vursun Doğru. olsun. Doğru. Bunlar hikayeyi başka bir yere götürür. Götür. Biraz sanki böyle hocaların da mesela Sergen Hoca Rıdvan'ı kullanmasını sadece taktik olarak bakmıyorum ben. Ensek alam iyi oynar Rıdvan oynar mı değil. Rıdvan bir aset. Yani bu çocuk. Onu da düşünmeliyiz. Vitrin diyorsun. şimdi Kayseri spor maçında bindirdiği yaptığı yaptığı bindirme, yaptığı orta. E, bakmıyorlar ona fazla. Çok dedi. şey yap ona ya, Ozan, bakıyorlar. Ozan Kabak 3 maçla. Tabii. Bak 3 maç Şampiyonlar tabii. Ligi nereden nereye gitti. Tabii. Cenk'e 25 milyon euro verir misin? Niye niye verdiler? Niye verdi? O Şenol Avrupa ee, tabii, tabii. Yani tabii. biraz yani. da bu bunun üzerinde şey yapmalılar. Çok doğru, da düşün. Belki şimdi bundan sonra belki hani bu zamana kadar hoca hani hala bir şansımız var diye düşünüyordu. Belli ki e, Sakalayı daha çok önemsiyor ya da daha güçlü buluyor belki olabilir. Katılıyor muyum hocaya? Çok katılmıyorum doğrusu istersen. Özellikle son Rıdvan'ın son iki maçta evet. gördükten sonra. Evet, evet. Eskiden biraz daha tereddüt ederdim Allah var ama o iki maçtan sonra hiç tereddüt etmem yani. Evet. Biraz daha tereddüt ederdim. Neyse olan oldu yapacak bir şey yok artık yani. Belki oradaki maçta bir şey olur mu? Çok kolay değil ama bundan sonraki maçları. Beşiktaş'ın işte biraz daha hani Avrupa'ya alışma, önümüzdeki seneye hazırlık maçları gibi olacak ne yazık ki. Ya i̇şte kadro şey gibi değil, Galatasaray'ın dediği değil gibi. Mi? Galatasaray seneye taşıyabilir bu kadrosunu i̇şte da. Beşiktaş işte çok kolay şimdi taşıyamaz. Batu, Şuhayi, Pjanić bunlar kiralık Seneye de aynı şartlarda kiralayabilir misin? Tabii. Şampiyon olamazsan zaten kiralayamazsın. Evet, 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 evet. O bir sorun, o bir planlama. İşte buna futbol aklı diyoruz biz. Ötekine kısa vadeli çözümler. Kısa vadeli çözümler kısa vadeli başarılar getirir. Uzun vadeli çözümler. Uzun vadeli çözümlere ne kadar hazırız? Ya o da başka bir sorun işte. Uzun vadeli. Sergen Hoca geçen sene haklı bir şey söyledi hatırlıyorsam. Ben de isterim alttan altyapı toplusu oynatmak dedi. Üçüncü hafta kovarsınız beni dedi. Yalan mı? Doğru. Yani. O yüzden başarı başarısızlık kriterini biraz doğru yere çekmek lazım. O rekabetten vazgeçmemek. Hiç rekabet kesinlikle çok tatlı ve futbol çok doğru söyledin yani. Futbol sana karşı ben oyunu yani. Bana karşı sen oyunu. Bir, bir, başkası olmadan oynayamayacağım bir oyun yani. Bir öteki olacak. Dolayısıyla o çatışma, o tartışma, o atışma şiddete yansımadıktan sonra, şiddet üretmedikten sonra hep olacak. Ve o, o, o işin keyfidir yani. Öyle çok şey yapıyorlar yani dostluk, barış, kardeşlik yani. Sinema seyircisi gibi değil. Aynı hedefte değil futbol yani. <laughs> sinema şey derken kahraman aynı. Ortak kahramanınız var ya, iyi var, kötü var. Postmodern filmlerde yok ama en azından modern filmlerde öyledir. mi İyi bellidir, kötü belli. Maçta öyle değil yani sana karşı ben, evet. senin kahramanın başka, benim kahramanım Doğru. başka. Dolayısıyla o çatışma olacak, olmazsa olmaz ya. Tabii ya bu şeye yansımadı. Yani fizik içinde te küfür hakarete yansımadığı sürece sıcak da tutmak lazım. Yani tabii, tabii. tabii ki dostluk tabii, tabii. mesajları verelim ama bu şu şu demek değil. Hani el ele tutuşalım. Tabii, tabii. Hayat sevince, sevince güzel tabii. diye yokuş aşağı koşalım tabii, Ayşecik tabii, tabii. falan gülerek. Tabii, onun için e, bu tiyatro tutu... sinema vesaire e, tabii, Başka alanlar. Yani. var. Evet. Beraber müzik konserine gideriz, aynı şarkıcının konserinde olur yani. Evet, rekab Başta olmaz o yani. rekabeti de sıcak tutmak olur. lazım. Doğru söylüyorsun. Yeter artık. Ha? Geçelim Tamam. Rekabeti sıcak tutalım dedik de rekabetin e, belki de kılcallara <laughs> kadar hissedildiği bir coğrafyada. Sen de oradaydın. Maç içinde gittin. Çok Gittim. da güzel böyle yaylada da kale, puslu kalenin içerisinde çok. fotoğrafını da çok, gördüm. Çok güzel denk çok geldi. Çok güzeldi. Nerede Şöyle ben, uçakta giderken 3 tane delikanlı geldi fotoğraf çektirdi abi fotoğraf çekebilir miyiz falan. Çektirdik sonra dediler ki abi araba kiraladık ne yapalım? Nereye tavsiye edersiniz? Gelin lan dedim beraber yaylaya gidiyoruz. Mecbur yaylaya gideceğiz. Trabzon'da <gülüyor> araba <gülüyor> kiraladıysan <gülüyor> ne yapacaksın? Kısmet yoktu. Öyle sis vardı ki hiçbir şey göremedik. Yani. Hiçbir şey göremedik. Bir metre neredeyse görüş mesafesi. Bir Yaylada yaptık yani şey vardı, sahada da bir fotoğraf çektirdik. Ben Trabzon'a gidince yaylada mutlu oluyorum, Trabzon'da çok mutlu oluyorum. Trabzon'da zaten şey, Cüneyt diyor ya Tarkan muamelesi yapıyorlar diye. <laughs> Trabzon'da cidden bana Tarkan muamelesi yapıyorlar. Bazen ilk zamanlar şey diyordum, bunu hak edecek ne yaptım yani. Şimdi şeye döndü iş ya, bak şöhret dediğin şey, yani şöhret mühret değil bizimki de. Ama biri tanımayınca vay beni nasıl tanımadı diye. Eyvah. Falan. Vallahi Çok, <laughs> Çok, çok, çok tehlikeli. çok Biri böyle yani atıyorum yani marketten bir şey alıyorsun hiç bakmadı yüzüne Allah Allah beni tanımada yani, çok, çok, çok tehlikeli. Şimdi sana doğru biri yürüdüğü zaman bir şey diyecek tabii, mi, tabii, gibi bir şey bir diyecek düşünüyorsun ya. değil bir bir mi? Fotoğraf çekti demek geldi zaman eyvah büyük şöhret yani. sendromu Erdal abi şimdi evet. sen o zaman yaşlı 60 65'e 70'e geldiği zaman büyük şey olabilir. Tabii, çok, çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli şey tabii. bir Allah yaş be. böyle. Zor evet, Sözünün dinlenmediği döneme geldiği zaman evet, insan. Evet, çok o çok ağır. Şeylerde değil mi bu şeylerde görüyorum ben bunu. Büyük jönlerde ya da aktrislerde falan ya da şarkıcılarda. Hatta eski siyasilerde de olur. Evet. Hepsinde olur yani. Evet. Şimdi e, sanat dünyasında isim de ver, vermek de şey ver geliyor. Mi? Vermeyelim boş ver de. Hani ben oyum ben bunu yapmıştım. Tabii, tabii, Bu, tabii. Bana soracaksınız. Tabii, bana ya, soracaksınız. Ya, şey oluyor. Oysa hayat değişmiş her şey değişmiş. <laughs> senin zamanın geçmiş oluyor. Ona ayak uyduramıyorsun. Yani kötü onu ben halı sahada çok yaşıyorum. Şu anlamda yaşıyorum. Bir hareketi niyetleniyorum onu yapamıyorum. Beyin yap diyor. Vücut yapamıyor. Çok rezil ne? oluyorsun. O da çok acı bir şey yani. O ona, da aynı, benzer bir şey. Ona hazırlanmak lazım erkenden. Evet. Evet. Farkında olmak evet. lazım Yaşlanmadan yaşlanmak lazım. Farkında olursa ben en çok şuna e, kendimle ilgili tereddütüm şu mesela. Mesela Beşiktaş kongreleri olsun ya da diğer kulüplerin kongrelerini takip ediyorum. Ya da hayatta başka bir insanla yaşlı bir yaşı ana almış bir insanla oturuyorsun. Şunu ben yapmıştım. Bunu ben kurmuştum. Bunu ben evet. aslında evet. ben girişimlerimle olmuş hikayelere başlıyor. Evet. Ben Ve çok uzun sürüyor. Bunu yapmaya başladığı andan itibaren bir insan orada sıkıntı başlıyor. Otokontrol etmeye evet, Bu Böyle bir çekilmeyi de biraz bilmek lazım bilmek herhalde. Lazım, evet. Doğru zamanda geri adım atmak lazım. Evet evet evet. Yardımdır. Ondan sonra maç işte aşağı yukarı beklediğim gibi bir maç oldu. Yani başlangıcı itibariyle Hı -hı. beklediğim gibi bir maç oldu. İki tarafın da pozisyon bulacağı bir maçtı. İlk Trabzonspor buldu atamadı döndü Fenerbahçe attı. Sonra kırmızı karttan sonra oyun değişti. Ama o, genel olarak mesela Fenerbahçe'nin sahaya yayılışı falan çok iyiydi. Çok beğendim olsun istersen yani çok doğru yayıl sahaya. Belki orada şöyle bir sıkıntı olabilir Fenerbahçe adına. Biraz taciz etmeliydi. Yani iki birden şey bir birden sonra bir, bir pozisyon var. Onlar devam etseydi belki Fenerbahçe Trabzonspor o kadar rahat gelmeyecekti. Çok rahat geldi ama pozisyon bulabildi mi? Hayır. Yani Fenerbahçe çok doğru yerleşti çünkü sahaya. Doğru düz pozisyon bulamadı. Ne zamana kadar? Ta ki Cornelius gidene kadar. Cornelius girdikten sonra belli oldu zaten. Fenerbahçe evet. savunması Şeyi bozuldu. Ahengi bozuldu. Kornerisonu bozdu. Neden Abdullah Avcı o kadar bekledi sorusu doğru bir soru belki. Hani e, o kadar beklemeli miydi? Orada belki erken değişiklik yaptı sakatlıklar sebebiyle. Bu arada önemli sakatlıklar vardı. Yani Vakame daha evet, ilk kere bitmeden evet, çıktı. Ilk kere çıktı. Perez ikinci yarının hemen başında çıktı. E Hamşik yoktu. Hani öyle olunca Trabzonspor'un aslında öyle çok da geniş bir kadrosunun olmadığını bir kere daha anlıyorsun. Maç başı kulübe şeylere baksana abi. Kulübelere, tabii, bir, kulübelere bak. bir bakınca anlıyorsun. Yani Vitor Hoca'nın hamle imkanıyla Abdullah Avcı'nın onu anlıyorsun zaten. Yani. Yani. Yani bir kere de hani gerçeklerden bazen sloganlar insanları şeyi unutturuyor. Bizde çok oluyor bu. Yani öyle güçlü sloganlar kuruyoruz ki. Gerçekle bağımız kopuyor bu sefer. Trabzonspor'un çok iyi kadrosu var. Trabzonspor'un çok iyi 12-13 oyuncusu var. 20 değil bu. Ha o diğerleri ne kadar dahil olursa işte mesela Yusuf Sarı ne kadar dahil olsun. Tron sen girdikten sonra iyi mesela hani beklediğimizin üstündeydi. Bu arada bir kere daha belli oldu ki Dancefield asla sol bek oynayamaz. Yani o ilk keredeki o tutukluğun büyük ölçüde sebebi de Dancefield asla sol bek oynayamaz çok ağır. Ne kadar stoper oynar onu da bilmiyorum bu arada hani onu da görmek lazım. Yani son bölümde zaten işte hani penaltıdan sonra oyun bitti. Aslında ondan önce de Dorukan'ın mesela ha işte Dorukan da mesela ne kadar devreye girerse şu çok belli oldu ki tüm takımlar için yani hem dört büyükler hem diğerleri için Sezonda belirleyici olan büyük ölçüde kenardaki kulübedeki insanların şeye dahili olacak. İhtiyaç halinde hem mental hem fiziksel olarak ne kadar hazır olduğu çok belirleyici olacak. Çünkü sakatlıklar arizi falan değil, geçici falan değil yani. Çok sık olacak çünkü yaşlı kadrolarımız var. Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor açısından yaşlı kadrolarımız var. Fenerbahçe'deki dedik ki ağır abiler de öyle yani. Esas, esas unsurlar da öyle. Dolayısıyla o diğerlerinin ne kadar dahil olduğu çok belirli olacak. O, o, Trabzon Spor Trabzonspor maç, Fenerbahçe maçında hatta ondan önceki maçlarda bile değil değişikliklerde herkesi şey yarıyor. Evet. Bir hayal kırıklığı olarak diyebilirim. Belki şey çok hayal kırıklığıydı. Gervinho çok hayal kırıklığı çok hayal kırıklığıydı yani. Ben maçı 10 kişi kaldıktan sonra da. Gerçi çok geniş alan bulamadı. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da beklediğimizden çok uzaktı. Zaten bir tereddüt vardı transferi esnasında Gervinho'dan. O anlamda hani çok biraz umursamar tavırlar var. Sanki yani bundan sonraki süreçte şimdi Vakame'de sakatlandı. Onu bekleyeceğiz. Ama genel olarak kimi daha çok beğendin dersen gerçekten Fenerbahçe'yi daha çok beğendim. Daha takım gibi duruyor. Daha... Evet, oyun başlangıcı ha. özellikle. Evet. Yani Hatay deplasmanı gibi başladı. Ben onu özellikle bekledim. Aynen öyle. Bekledim. Ben onu da söylemiştim. Baştan önce evet. de söylemiştik. Biraz Hatay-Fenerbahçe maçına benzer bir maç olabilir. Yani Trabzonspor daha çok top oynar ama Fenerbahçe daha net pozisyonlar bulur gibi. Bu arada Mesut'un Fenerbahçe'nin oyununda ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk aslında. Yani Fenerbahçe'nin yapmaya çalıştığı, Fenerbahçe hocasının yapmaya çalıştığı şeyde Mesut çok önemli bir yerde duruyor. Öyle Hangi Mesut? Gibi. Ee, Mevcut mesela Mesut'tan Mesela ilk, ilk, ilk 15-20 dakika hatta ilk kere boyuncaki Mesut'u diyebilirim. Ne kadar uzun uzatılabilir o? Yani tempo ne kadar uzatılabilir? onu bilmiyorum onu bekleyip göreceğiz yani. O boş... ama yani olması gereken iyi bir Mesutla Fenerbahçe'nin o oyunu evet, devam edecek. İşte o da Mesut'un kararını verecek. Şimdi şöyle Bakasetas bölgesinde aşağı yukarı oynayacak oyun organizatörü olarak. Yani geçen yıldan bu yana bir kere dolu dolu Bakasetas performansı görmedik biz Mesut'tan. Bence, Yok, tabii, tabii. bence de çok önemli. Ama mesela Fenerbahçe'nin elinde var öyle oyuncu mesela Pelkas var. %100. Onu mesela Erol Hoca en çok neden eleştiri alıyordu? Niye sol çizgiyi hapsediyorsun Pelkas'ı? Pelkas'ın Pelkas oynaması gereken elinde yer... oyuncular Yok, var. var. 11'e 10 oynamak Elbette kolay değil. Ama dünyanın sonu da değil. Şimdi çok örnekleri var bunun. Ee, pozisyon mesela çok tartışılıyor. Günlerdir hikaye Onu ama. konuşacağız. Tabi, konusuna bir 5 dakika ayırırız. Benceli bir konu olduğu için mesela penaltının bir bencesi yok değil mi? Yok. Yani Salahi, evet, e, Cornelius onun yok. Kimin pozisyonunda bana göre ağır, sana göre normal. Yok. Çünkü bu kişiye göre değişiyor. Bence dediğin andan itibaren zaten or orna yapacak bir şey yok. Subjektif yok. Bir, bir konu. Ama Trabzonspor'un hani liderliği de almak için 10 kişi kalmış rakibinde belli ki yüklenecek, yüklenecek. Orada sanki e, böyle Sosa driplikle çıkacak bir adam gibi değil Serdar. E, böyle bir Rossi'ye kaçan seriliği yok. Değil, yok yani değil. orada biraz daha orada alternatif geliştirebilirdi hoca Pereria. Hoca da bu sistem hocaların böyle bir problemi var. Yani dünyada da var. Palyatif çözümler, küçük çözümler üretme konusunda mesela Sergen Hoca o konuda çok iyi. Anlık anlık çözümler üretmekte çok iyi. Ama sistem hocalarından bunu beklemek çok doğru değil. Yani belki onu doğru adını doğru koymak lazım. Oradan neyi bekleyeceksin? Ha. Yapmaya çalıştığın işi ne kadar %70 şu anda mesela Fenerbahçe yapmaya çalıştığının %50'sini muhtemelen yapıyor ya da %60'ını. Bu 80'e çıktığında zaten yetiyor oluyor. Evet. Yani onu 80'e getirdiğin zaman sana palyatif çözümler falan üretmene gerek kalmıyor. Yetiyor zaten yani başarılı olmak için yetiyor. Belki onu beklemek lazım. Dolayısıyla o, o noktada do doğru bakmak lazım. Bazı hocalar e, özellikle bu yani sistem konusunda çok önemseyen yani sistem meselesini. 2 sene önceydi galiba değil mi? Şeyde City kime kaybetmişti Şampiyonlar Ligi'nde? Birine kaybetmişti. Eski İngiliz bir futbolcu şey demişti artık Guardiola yani bırak çocuklar top oynasın sistem sistem demiştim mesela bunun üzerine bunu Ama bunu bu ayarlardan bekleyemez istediğini aldı. Evet. Bu sefer alkışlamak zorunda kaldı. Yani o anlık çözümleri Guardiola gibi adamlardan bekleyemezsin ya da böyle sistem oturtmaya çalışan adamlardan. O, o onların işi değil bence yani. Fatih Hoca mesela 70'ten sonra 70. yaşından sonra söylüyorum. Bir şey deniyor şimdi. Evet. şimdi, bir şey yapıyor. Şimdi 4 tane farklı figür yarışıyor. Pereria ve Abdullah Avcı bu tarafta söylediğin sistem hocalığı. Bu tarafta da pratik Fatih Hoca ve Sergen Hoca maç hocalığı gibi. E bugün için çok yeterli değil ama programın bir tanesini bu, bu sistem hocalığı ve maç hocalığı üzerine Doğru. Doğru. E, konuşalım. İkisi birbirinden farklı şeyler. Farklı. Çünkü. Bir de e, yani katılıp katılmadığımız o kadar çok şey var ki üzerine Doğru. konuşacağımız bu konuda. Doğru. Doğru. Bir günde onun üzerine konuşalım. Şu şeyi dedin de bir hakem meselesi. Onun konuşalım. Üzerine... Ya maç bitti. Ee, şey Mustafa bağlandı bana. Direkt hakem sorusu sorunca hani bizim programda çok sorulmaz ya. Yani. Ben hani maçta gerçekten çok şey anlayamıyorsun bir Sen çok şeyden, de. Sen yani. anlaşılmıyor yani. Yani hani ondan sonra bekledim bir özetleri göreyim dedim. bana. Yani ben çok bir şey katışırıyorum. Ya yani bu kadar hakemin ön plana çıkaracağı çıkaracağı bir Maçları. Sonra yetmedi. Dün oturdum. Gerçekten 90 dakikayı bir daha izledim. Sondan başlayayım mesela. Bakasetas'a sarı kart verilmeliydi. Dakika kaç? 94 şey 84. Yani penaltıdan sonra. Penaltı golünden sonra yaptığı hareketi. Bakasetas'a sarı kart verilmeliydi. Ondan önce Uğurcan bir vara itiraz konusuyla evet, geldi. attı yanına geldi. Orada bir sarı kart verilmeliydi. Bakayemen'in var bir tane. Bakayemen'in galiba. itirazdan bir sarı kartı var. Mesut golü atmadan önce topu elle düzeltiyor. Ee, Gustavo'nun çok net bir sarı kartı var. şeye ee, Berat'la çıktığı bir kafa topunda çok net bir dirseği var. Verilmeyen bir sarı kart var. Bunlar dışında iki şey var tartışılacak. Penaltı pozisyonu ve kırmızı kart pozisyonu. Penaltı pozisyonu net penaltı. Kırmızı kart pozisyonu Türkiye'nin yarısı işte bana böyle de bir şey 55 60 falan. İşte 55 %55'i. Evet kırmızı kartlar Şimdi bu bir hakem operasyonudur. E öyle diyen arkadaşlar hakem operasyonu görmemiş. Tavra hakem... sanki kızıyorlar Erdoğan e. ha, Bak, ya o yüzü ifadesi ve davranışı çok, herhalde çok, çok ona itiraz şey ona yani. Bu konuda Fenerbahçelere katılırım. Yani bu konuda Fenerbahçelere katılırım. Bunu ilk söyleyen de benim. Hakemlerin futbolcuya kart çıkarırkenki mimikleri bazen çok rahatsız oluyor. Hı. Rahatsız edici oluyor. Yüzde yüz katılırım bu itiraza. Bak bu itirazı anlayabilirim. Yani o gözle bakmadım ama anlayabilirim çünkü daha önce gördüm bunu. Çok gördüm. Aynı pozisyon yani birine kart çıkarırkenki ki mimiği başka ötekine kart çıkarırken kimi mi başka? Evet ben bu, bu itirazı anlayabilirim. Ama böyle maçı hani yani şimdi ilk golü vermese vermemesi gerekiyor. Görmedi. Yani Fenerbahçe'nin golünden önceki el çok net. E görmedi. E Gustavo'ya sarı kart görmedi. Ya da Neyse. Vakame sarı kart kesinlikle vermesi gerekiyordu. Çok net bir sarı kart o. Hatta bir pozisyonda bir faul var. Bak onu da unuttum kaçıncı dakikada. Çok net Trabzonspor'a faul. Sarı bile verilebilir. Faulü şeye verdi. Fenerbahçe'ye verdi. Yani böyle çok fazla hakem performansı olarak problemli olabilir. Çünkü birkaç tane sarı kart saydık. Dört tane sarı kart saydık. Çok net çıkması gereken sarı kartlar. Ama Türkiye'de şöyle bir şey yok muydu? Hani derbide az sarı kart göstermek öyle övmüyor muyduk? Derbi iyi idare etti. Hani az sarı kart gösterince övmüyor muyduk hakemi? Değişti mi şey? Tabii, ama bir de şeyi dövüyorduk ama. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar sahada tut da övülen bir şey. Yani işte, Şimdi yani, işte bir standart problem var. Şunu anlayabiliyorum ama yani, yani Fenerbahçelilerin şunu söyleyeyim sadece, sonraki tepkiler açısından gördüğümü söyleyeyim. Feyenoord ve Trabzonspor çok birbirine benzeşmeye başladılar. Şu anlamda iki camiada, Fenerbahçe'de Trabzonspor'da. Trabzonspor son zamanlarda biraz bıraktı ama hala mesela bir alan yamaçı var hmm. bu örneğe. Takılı kalma. Şöyle tutku ve tutkuya bağlı öfkeyi yönetme biçimi. Her iki camiada çok tutkulu ve tutkuya bağlı örnekli öfkeleri çok fazla açığa çıkıyor. Yöneticiler taraftar gibi düşünmeye başlayınca bu tutku ve öfkenin esiri olur. Oysa yöneticinin yapması gereken, bak taraftarın tutkusu ve öfkesi anlaşılır bir şey. Taraftar anlaşılır bir şey. Çok normal bir şey. Yöneticinin yapması gereken tutkuyu ve öfkeyi yönetmek. Özellikle tutkuyu yönetmek. Bu bence yanlış bir yöntem. Yani Hem Trabzonspor çok birbirine benzemeye başladı. Tekrar söylüyorum yani. Ama neden? Re reaksiyon. çünkü aynı şeyleri yaşıyorlar. Evet çünkü çok uzun şeyler. süredir mesela benzer gelmeyen şampiyonluk ve şampiyonluk yaşanan şey, evet. ikisi de normal bir yani. Bir kere daha söyleyeyim ki mesela Fenerbahçe ve Trabzonspor'un saha dışı kavgalarının kazananı hep başka takımlar olur. Bugüne kadar hep öyle oldu. Başka dediğin iki takım var zaten. Şimdi bak işte son yani son 5 seneyi seneyi hatırlatıyorum. hatırlatıyorum. Zorlu sezonu diye bir şey çıktı değil mi? 3 sene önce miydi? 4 sene önce mi? Zorlu görüşmesi, zorlu sezonu, yoğun bir algı. Mesela bu algı şeyde Trabzonsporlar'da ön cephedeydi. Yani bu algının yerleşmesinde. Fena şampiyon mu oldu? Hayır. Olmadı yok. Rıdvan Dilmen sezonu algısı oldu. Yine Trabzonsporlar öndeydi bunda da. Yani Fena şampiyon mu oldu? Hayır. Berat Albayrak Trabzonspor'u şampiyon yapacak algısı yoğun oldu. Bu algıda kim öndeydi? Fenerbahçeliler en öndeydi. Trabzonspor şampiyon oldu mu? Olmadı. Son 5 senede şampiyon olanlar Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir. Algılar. Hiç Galatasaray'la ile bilmem ne sezonu bir şey algısı. Yani burada şunu demiyorum. Yani işte geçen haftada da maçtan önce bir taraftar grupları yemeği bilmem ne. Çok anlamsız bence zorlama şeyler vardı. Yani dost olmak. Ya ben Fenerbahçe'lilerle sokakta herhalde dostum yani. yani. Ben hayatımda en çok şeyi Cüneyt'ten öğrenmişimdir. Futbol. Gerçekten. Yani Cüneyt Kaşeler'den çok şey öğrenmişimdir. Ve onun dediği her şeye de imza atarım. Hiç sormam yani. Ne dediğini sormam bile. Ama böyle zorlama şeylere falan gerek yok. Sadece şunu anlamalı iki camiada. Kolay manipüle edilebilir. Öfkesi ve tutkusu çok zor kontrol edilebilir iki camia. Dolayısıyla iki camiada yönetici olmak diğerlerinde yönetici olmaktan çok daha zor. Bunu anlarlarsa mesela büyük oranda daha kolay çözülür. Şu son an anlattığımı hem Fenerbahçeliler umarım seyrederler hem Trabzonsporlar bir düşünürse ne demek istediğimi anlat, anlarlar diye düşünüyorum. Topa basmak dediğimiz şey Aa, tamamen bu herhalde. Topa, topa bas. Geçen şeyi Beşiktaş Basam. Türkiye şey Beşiktaş Türkiye Türkiye'dir Beşiktaş diye giriyormuşum devam Çok güzel. <laughs> Şimdi şey <gülüyor> <gülüyor> Stefan Kuntuz'un üzerine yazı yazarken yine o topa basmak üzerinden çok tez canlıyız. Hani yazının başlığı da şuydu. Biz bahar bilmeyiz ya yaz yakış. Ya yaz yakış. Evet. E, milli takım bakışımız da kulüp böyle. takımlarımız da böyle. böyle. Fenerbahçe ve Trabzonspor özelinde yap. yani o e, psikoloji durumu tespiti çok yerinde. Gelişine vurmayı biraz bırakmak lazım, değil mi? Top sana doğru geliyor ya. Şimdi David Villa falan yapar da onu kapatırdı ayağıyla çatalı ama onu David Villa yapıyor. Gelişine vurmak yerine bir basalım, değil mi topa? Şöyle bir iki yeni futbol buna müsaade etmiyor da bunu da o şey hocalar e, böyle süslü cümleler söyleyen hocalar onu da bozdu da Avrupa'da. Bizdekiler de benzeşiyorlar <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Çünkü yeni futbol diyorlar ya şimdi topa bassan abi böyle bir futbol yok. Beş kişi bir anda bir adama basmaz. Bırak <laughs> bir top oynayacağız değil mi yani? İzliyorum şimdi Alman takımları ya da işte İngiliz takımları ya topu aldım. Abi dört kişi benim üstüme bir basıyor. Bir durun ya bir top, yani <laughs> top oynayacağız. Böyle bir <laughs> şey değil <laughs> Şimdi burada da böyle. yani Bir topa basmasına mesela Trabzon'da Trabzonspor'un topa basmasına Fenerbahçe müsaade etsin. Fenerbahçe'nin topa basmasına Trabzonspor müsaade etsin. Galatasaray, Beşiktaş müsaade etsin. Doğru. Bu dördünden biri topa basmaya çalıştığı andan itibaren ya yoğun pres bir çekilin ki bir bakayım yani topu nasıl kullanacağıma. Hepsi için söylüyorum ben bunu. Yani sen bilirsin mesela ben programlarda her zaman söylerim. Trabzonspor'un birinci günde hakeme olmayacak, ikinci hep, hep, hep hakeme olacağı. Üç olmayacak, dört olmayacak, beş... 6 olabilir. Lan şu 5'i yaptıktan sonra zaten hakem konuşmazsın sen ya. Şu 5'i bir hallet ya. O 5'i bir hallet yani. O 5 ne? Altyapı, tesisleşme, altyapının tesisleşme, scout ekibi, mali durum. Ya şunları bir hallet ötekine gerek kalmaz. Buradaki soru şu. Taraftarın topa basmasına gerek yok. Taraftar istediği gibi yapar. Taraftar çünkü, taraftar duygu adamı ya. Duygu adamı evet, ona karışamaz. Evet, evet. Bizdeki soru şu. Cem abinin, Cem Dizler'in tarifiyle. Bolum bürokrasisi taraftar gibi konuşmaya başlıyor. Yani yazar çizeri böyle konuşmaya başlıyor. Yöneticisi böyle konuşmaya başlıyor. O zaman iş çığırından çıkıyor. Yoksa taraftar taraftar öyle düşünecek tabii ya. Taraftar düşünce biçimi çerçeveleyemezsin ya. Taraftar tırnak içinde söylüyorum kızıyor. Taraftar tırnak içinde deli, delidir. Akıllı adam işi mi Allah'ın seversen yani. Ya deli o. Güzel, kışta, yapıştırma ha, güzel ben, bir yapıştırma. güzel yani. bir, şey so, yani ben bir delilik diyorum. bu. Akıllı adam işi mi karda kışta maça gitmek yani. Anneni geride bırakıyorsun. Annen gitme diyor. Çocukların gitme diyor. Maça gidiyorsun. Niye? 40, 90 konfor mu var orada? Yok. Soğuk var. Kaldı ki şunu hep söylüyorum ya. ya bir Fenerbahçeli'nin yaşadığını bir Trabzonsporlu anlayabilir. Türbüncü anlayabilir. Fenerbahçeli Türbüncü'nün yaşadığını ancak Trabzonspor Türbüncü anlayabilir. Ne Altay anlayabilir ne Uğurcan anlayabilir. Ya bunlar ayrı ayrı habitatta yaşayan adamlar. Türbüncüler ayrı habitatta. Siz aynı yerde yaşıyorsunuz. Sadece kulvarlarınız farklı. Durduğunuz yer aynı. Ya bir Fenerbahçeli'nin üzüntüsünü ancak Trabzonspor'ta Türbüncü anlayabilir. Çünkü ertesi gün uyuyamaz o gece. Ya bunu 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 taraftara yönelik söylüyorum. Ama Türkiye'deki problem tekrar ediyorum. Taraftar duygusaldır. Dünya her yerinde de duygusaldır. Duygusal olmazsa ne işi var ya bu asker mi olacak zaten? Yeteri kadar askerliğimiz var zaten bizim, değil mi? Hayatımızda zorunda olduğumuz için öyle davrandığımız bir sürü şey var. Taraftarlığı buna sokmayalım. Bu çünkü bu, bu, bu bizim delilik alanımız. Bu bizim Meksika sınırımız. Ama yöneticiler için öyle değil. Futbolcular için öyle değil. Medya medyadaki arkadaşlar şimdi duyuyorum, okuyorum. Ya atıyorlar bana WhatsApp'tan yazıp söylemiş arkadaş. Genç arkadaşlar da bunlar. Hani futbolu öğrendiğimiz arkadaşlar bize farklı bakış açı. Konjöktür Trabzonspor'dan yana. Konjektür dedi de herhalde siyasi konjöktür. Yavrum ya Türk siyasi tarihini bilmiyorsun ya Trabzonspor tarihini bilmiyorsun. Gel oturalım Türk siyasi tarihini konuşalım. Nasıl bir Trabzonspor'dan yana bana bir anlat yani şunu. Öyle bir cümle kuruyor. Şimdi bu cümlenin arkasını doldur hadi buyur doldur. Konjektür Trabzonspor'dan yana. Kaç senedir siyasi iktidar var? Kaç tane şampiyonluk kutladı Trabzonspor? Nasıl oluyor bu? 70, 76'da kimdi Türkiye'de siyasi iktidar? 77'de kimdi? 81'de kimdi? 84'te kimdi? Öyle cümleler kuruyor, kuruyor cümleyi arkadaş. Ya e ama olmaz ya. O biz sizden bir şey ümitleniyoruz sizden yani. Siz yeni nesilsiniz. Siz bize bir şeyler öğreteceksiniz diyor. Tamam. O o şu yüzden bir e, yavaş yavaş da bitirelim Erdal abi Bitirin. toparlayıp. Şu yüzden oluyor. Eskiden yani bugün profesör ünvanları insanlara bakıyorum ya da yazarçılar iyi yazıp, iyi konuşan, başka sektörlerde zirvede olan insanlara bakıyorum. Konu futbol olduğu zaman öyle tweetler atıyor ki, öyle sözler söylüyor ki ya yani akıl tutulması Doğru. gibi ve arkadan çok fazla insan geliyor ama. Bak, eskiden bu yönünün yani insanın o bilinme okşa onora edilme yönünün bir şeyi vardı. Ortaya bir şey koyman lazımdı. İyi bir televizyon programında bir şeyler anlatacaksın ki kitle peşinden gelsin. Bir köşe yazacaksın. Kitle peşinden gelsin. Konferansta bir şey anlatacaksın. Evet. Bu zordu. Çünkü zordu. gerçeklik lazımdı. Onu sağlayabilmen için. Şimdi. sanal gerçeklik şimdi evet. Pazar Pazar veri tamam. gibi. Yani evet. şimdi bir cümleyle senin konferansta 300 kişiye hitap ederken bir cümleyle, altı boş bir cümleyle, bir slogan cümleyle 3000 kişi, evet. 30 bin kişi. Evet. Ya bu bu kadar kolay ulaş Açılabilen bir şey olunca beğenilmek, onore edilmek doğru, doğru. böyle bir kolayla yol açıyor. Bu, bunun üzerine de daha biraz, sonra konuşalım. Biraz zoru seçmek lazım. Evet. Zoru seçenlerin içinde de en zoru seçen adam Cüneyt Kaşeler bir kere daha selamlarımıza. Eyvallah. Selam gönderelim. Eyvallah. Herkese de selam gönderelim. Umarım ilk programımız böyle bence keyifli başladı. Böyle de devam eder. İnşallah. Beşiktaş-Trabzon maçından sonra nasıl Hadi olacak? Hadi bakalım o zaman. <gülüyor> 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 selam gönderelim herkese. Görüşmek üzere. Eyvallah.